Hediye çeki nasıl tanımlanılır? Mağaza modülümüze geldiğimizde buradan hediye çeki listesini çalıştırırız. Ve karşımıza gelen listede satış anlamında veya hediye anlamında hediye çekleri gelmektedir. Veya burada herhangi bir satış sonrası iade işleminde verebileceğimiz bir hediye çeki de olabilmektedir. Hediye çekleri bilindiği üzere bir satış işleminde yapılacak ödemenin bir çek karşılığında yapılmasını sağlayabilir. Yeni bir hediye çeki eklemek için ekle dediğimizde karşımıza burada oluşturacağımız hediye çekinin ilk olarak türü gelmektedir. Yapacağımız hediye çeki tutar olarak mı yoksa bir indirim oranı olarak mı satış sonrası düşeceğini belirtir. Tutar olarak devam ettiğimizde bir sonraki tanımlamamız yapacağımız hediye çeki tanımının hediye olarak mı yoksa satış işlemi olarak mı kullanılacağını belirtiriz. Devam ettiğimizde seri numarası alanından birbirinden bağımsız sistem parametrelerinde belirtmiş olduğumuz parametreler sayesinde seri numaraları türetilir. Bu seri numaraları daha sonrasında başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek geçerlilik süreleri belirlenir. Örneğin, ay sonuna kadar geçerli olan bir hediye çeki tanımlaması sağlayalım. Bu hediye çekimizin tutarı 100 liralık bir tutar olsun. Ve burada koşul olarak minimum fatura tutarı ile faturalara koşul belirtebiliriz. Ve bu tutarlar sayesinde belirlemiş olduğumuz tutar sonrasında bu hediye çekini kullanabileceği koşulunu belirtmiş oluruz. Sonrasında ise bunu maksimum kaç kere kullandırabileceğimizi belirtiriz. Bağlı cari kart seçiminde ise belirli cariler için bu hediye çekini uygulayabilir. Boş bırakmamız durumunda numara kimi için geçerli ise o satış işleminde kullanılır. Stok koşuluna baktığımızda bu hediye çekini belirli ürün grupları veya ürünler için kullanabiliriz. Not alanında ise yapacağımız hediye çeki tanımını tanımlayacak bir not alanı karşımıza gelmektedir. Örneğin şeklinde bir not belirtebiliriz. Yapmış olduğumuz bu hediye çekini üreten birden fazla şube var ise şube seçimlerinden ilgili takip işlemi gerçekleştirilebilir. Burada kopya sayısında birden fazla kopya sayısı belirterek aynı çekten farklı seri numaralarında kopyalama sağlayabiliriz. Dinamik alan modülü sayesinde yine hediye çeki alanlarında dilediğimiz özel alanları oluşturabiliriz. Bu şekilde hediye çekimizi kaydederiz. Karşımıza gelen satış dekontu hediye çeki yazdırılsın mı sorusunda hediye çekine evet dediğimiz takdirde hediye çeki rapor ekranımız karşımıza gelir. Sistemde ön tanımlı olan bir hediye çekini ekran dediğimizde ekranımızı biraz küçültüp hediye çeklerini bu şekilde bir fiş olarak döküm işlemini sağlar ve satış sırasında kullandırabiliriz.